Haber'den herkese merhaba. Kuyumculuk teknolojisi günden güne ülkemizde ve dünyada gelişen bir alan. Bugün İstanbul Jewelry Show'un konuğu olan bu değerli kurumlarımızın temsilcileriyle beraberiz. Merhaba, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Kuyumculuk ve Takı Tasarım programında görev yapıyorum. Okulumuz 2004'te kuruldu. 2004 yılından 2022 yılına kadar Teknik Bilimler adı altındaydık. 2022'de Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu adı altında taşındık. Orada el sanatları bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarım programı olarak devam ediyoruz programımıza. Türkiye'deki en özel okuldan bahsediyoruz. Şimdi gezeceksiniz, soracaksınız. Trimester eğitim yapan tek bölümümüz. Yılda 3 dönemimiz var. Diğer okulların hepsi yılda 2 dönem varken bizde yılda 3 dönem. Son 2 dönemimiz çok kıymetli. Aslında Türkiye'de olması gereken bir şey iş yeri eğitimi. Bizde 5 ve 6. dönemlerde öğrencilerimiz sektörde okul gibi 2 dönemlerini geçiriyorlar. Staj gibi mi? Denemesi bizim için çok hafif kalıyor. Stajlar 20 günlük, 30 günlük süreler. Bu bildiğiniz 12 hafta, 3 ay dönemin tamamını iş yerinde geçiriyor öğrenci. İş yerindeki yetkililer de bildiğiniz öğretmen gibi hem öğretiyorlar hem de değerlendirmelerini yapıyorlar. Bakıldığı zaman biz ağırlıklı olarak üniversitemizde tasarım odaklı biraz daha gitmeye çalışıyoruz. Çünkü her işin temelinde ilk önce tasarım var bizim için. Çünkü bir işin kara kalem tasarımını yapıyoruz. Kara kalemden sonra renklendirmeyi öğreniyor öğrencilerimiz. Renklendirmeden sonra gördüğümüz ikinci sınıfların işleri olarak tamamen bitmiş bir ürünün tasarımları bizim elimize ulaşıyor. Ardından bunu bilgisayar destekli takı tasarımında 3 boyutlu halini çizip atölye kısmına geçip kendi atölyemizde üniversitemizin bünyesinde bunların üretimini yapıyoruz. Gerekli yerlerde tabii ki biz İstanbul içerisinde olduğumuz için Kapalı Çarşı ve Kuyumcukent'teki anlaştığımız firmalarla gerekli döküm işlemleri veya farklı işlemleri de oradan tamamlayarak bitmiş ürünü elimize elde ediyoruz. Burada İstanbul Jewelry Show kapsamında okulumuzu ve mezun öğrencilerimizin işlerini sergileyerek okulumuzun tanınırlığını hem aday öğrencilere hem de sektör geneline yaymaya geldik diyebiliriz aslında. Peki, kuyumculuk meslek liselerinden mezun olduktan sonra Altınbaş Üniversitesi'ne geldiği zaman öğrenciler okul tam olarak ne vaat ediyor diyelim öğrencilere? Aslında şunu söyleyebilirim ben, bizlerin müfredatı sektörümüzün tüm ihtiyaçlarını kapsayabilecek bir şekilde hazırlandı. Bizler uluslararası, Almanya'dan özellikle uluslararası akreditasyon almış ve mavi diploma veren bir bölüm olarak şu anda elle çizim, tasarım, bilgisayar destekli tasarım, işletmecilik ve hatta şu anda yapay zeka ve metaverse gibi konuları kapsayan derslerimizle öğrencilerimizi hem güncel sektör şartlarına hem de önümüzdeki 4-5 seneye hazırlama aşamasındayız. Bizim önceliğimiz hem günceli yakalamak, günceli devam ettirmek hem de geleceğe o anlamda hazır mezun öğrenciler yetiştirmek diyebilirim aslında. Mesleğe atıldıklarında, okuldan çıkar çıkmaz mesleğe atıldıklarında öğrendiği bilgileri, hem teorik hem pratikte öğrendiği bilgileri sektöre kazandırmaları. Tabii bu eğitim süreci 2 yıllık bir süreç, ön lisans programında. Kısa bir süreç aslında. Biz tüm bilgileri, tasarım ve üretimle ilgili tüm bilgileri müfredat çerçevesinde öğrencilerimize aktarıyoruz. Bu bilgileri hayata geçirmelerini, tabii ki yine sektör içerisinde kendilerini de geliştirerek tasarım ve üretim aşamasında artık hangi alanda yer almak istiyorlarsa tasarım ve üretim aşamalarında yer almaları konusunda kendilerini desteklemeye çalışıyoruz ve bu manada da eğitimlerimiz devam ediyor. İkisine yönelik de iki tarafta da kendilerini doldurabilecekleri bir eğitiminiz var zaten. Bilgisayar tasarımı üzerine sektörde yer buluyorlar ama üretici firmalarda da fazlasıyla çalışan öğrencimiz kalıp alanında, üretim alanında yani çeşitli kademelerde yer alan öğrencilerimiz geçmişten günümüze birbirlerini de destekliyorlar. Yani geçmiş mezun öğrencimiz de yeni çıkan mezun öğrencimizi destekleyerek aslında sektör içerisinde evet yer buluyorlar. Balıkesir Üniversitesi'nden bu bölümleri okuyan öğrencileri iş hayatında neler bekliyor? Hangi fırsatlarla karşılaşıyorlar? Şimdi bizim öğrencilerimizde mezun olanlar iki aşamada. Biri sektörde çalışanlar oluyor firma stajlardan sonra. En çok hangi alanda? En çok kuyumculuk, tasarım üzerine, tasarım ve atölye üzerine. Tabii eğitimlerimiz bizim kuyumculuk ve tasarım ağırlıklı. Tasarımdan başlayıp kuyumculuk eğitimiyle ve süstaşı. Süstaşı üzerine aslında bölümümüz kuruldu. Orada Dursun Bey'de çıkan amatistler üzerine kurulmuş bir bölümümüzdür. Fakat tabii sektörün ihtiyacına göre biz eğitimlerimizi sürdürdüğümüz için öncelikle tasarım ve atölye üzerine çalışmaktayız. Kuyum atölyesi üzerine.
Atölyelerimiz bizim 40 öğrencinin aynı anda çalışabileceği bir düzene, bir fabrika düzenine sahip bir atölyeye sahibiz. Döküm atölyesi olsun, taş işleme atölyemiz, tasarım atölyemiz olmak üzere geniş bir atölye parkurumuza sahibiz. Buradan mezun olan öğrencilerimiz sektörde çalışanlar oluyor. Onun haricinde 2 yıllık eğitimini bitirdikten sonra 4 yıllık eğitimlerini tamamlayıp, 2 geçiş sınavıyla geçip tamamlayıp, formasyon eğitimlerini tamamladıktan sonra meslek liselerinde ve halk eğitim merkezlerinde ve üniversitelerde öğretmenlik ve hocalık yapmaya devam edebiliyorlar. Akademik anlamda ilerlemeye devam edebiliyorlar. Peki, çok teşekkür ediyorum size. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.